malum dün yayınlanan hakem toplantısındaki bir görüntü vardı. Bugün Türkiye Futbol Federasyonu bu görüntünün tamamını yayınladı ama dün özellikle sadece Galatasaray maçındaki pozisyonun yayınlanmasıyla ilgili sizin düşünceniz nedir? Ya başından beri söylüyoruz. Dediğim gibi neredeyse 13-15 aydır söylüyoruz. En son bununla ilgili çok genel bir hatta spesifik birçok boyutu da olan ama çok bir çağrı yapmıştık bundan 5 ay önce. Yani futbolda temiz eller başlamalı diye. Onun da madde madde aslında bu bir manifesto gibiydi. Madde madde de altını doldurduk. O maddelerle ilgili TFF'ye resmi bir müracaat yaptık. İşte bu tip, çünkü sonuçta şöyle bir şey var. Herkesin şikayetçi olduğu ama yapan da şikayetçi olduğu için kimin yaptığı belli olmuyor. Biz de diyoruz ki toplumu rahatlatmak gerekiyor. Hakikaten de sürekli bir mağdur edebiyatı oluşturup sürekli mağdur oluyoruz diye insanları manipüle etmek işi çok farklı boyuta getiriyor. Çok bu işin temizlenmesi için çok şeffaf olmak gerekiyor. Bugün federasyonun o tüm yayını açıklaması ne kadar işin ne varsa karında dökülüyor. Dolayısıyla şeffaflık her şeyin çözümü. Şimdi dün bir şey planlı bir şekilde çok sistemli ve aslında hepimizin alışık olduğu Amerika'dan bir operasyon. Önceden bağlantıları olan, söylenilen o hesap, eskiden farklı bağlantıları da varmış. Hatta sürekli bizi suçladıkları FETÖ ile ilgili bağlantıları da olduğu söylenilen bir hesap üzerinden böyle bir şey yayınlanılıyor. Ve kesilip biçilip sadece bir kısmı yayınlanıyor. Bu işten bizi kurtaracak hepimizi, sonuçta futbolun tüm paydaşları aynı dertten müzdarip. Dediğim gibi hakkı yiyen de, puanı gasp eden de aynı dertten müzdarip olduğunu söylüyor. Gasp edilen de. Bunun için nedir en büyük çare? Tekrar bunun çağrıda bulunacağım sonuna kadar, böyle olana kadar. Gelin yani sosyal medya baskısıyla, medya baskısıyla, çünkü medyada da birçok yorumcu, yazar bu baskıdan ötürü veya farklı ilişkilerden ötürü, onu ben bilemem, objektif yorumlar yapmıyor. Biz geçenlerde bir çağrıda bulunuyoruz, hiç yer almıyor, neler konuşuluyor. Farklı takımlardaki yöneticiler çok daha ağır açıklamalar yapılıyor. Örneğin benim neredeyse üzerinden 1,5 yıl geçmiş olan, üzerine 20 defa özür dilediğim, tam da aslında kelimeleri öyle olmayan ama öyle gibi de yansıtılan ama sonuçta benim defalarca özür dilediğim şey sürekli gündemde tutuluyor. Onun üzerine doğru açıklamalar, yani futbolda temiz elleri ilk söyledik bu sezon içerisinde. Hepimiz incelenelim dedik, hepimizin banka hesapları incelensin. Bu iş başka türlü çözülmez arkadaşlar. Herkesin tüm telefon görüşmeleri, tüm mesajlaşmalarının incelenmesi lazım. Kamunun bu işe el koyması lazım. Biz federasyona müracaat ettik. Tüm bizim çevremizdeki kim varsa KVKK metnine imza attığın zaman incelenebiliniyor. Yani direkt şey değil. Onu federasyon bir soruşturma ekibi açar, bir şey yapar. Ama herkesin bu konuda incelenmesi lazım. Çünkü hakemler üzerinde, federasyon üzerinde çok ciddi baskı uygulanıyor. Federasyon bu konuda, bu anlamda dik duramıyor. Bugünkü hareketleri çok takdire şayan. Çünkü her şeyi serbest olsun. VAR kayıtlarının hepsi yayınlansın. Sadece VAR çağrılığında değil, her şey konuşulsun. Şimdi kendinden emin olan insanlar, biz o yüzden bunu istiyoruz. Şunu ister, her şey paylaşılsın. Her şey açıklansın. Biz bunu istiyoruz sürekli. Özür dilerim. Sayın Ali Koç bu görüntüye dair daha önce bir açıklama yapmıştı ve sonrasında bu görüntünün ortaya çıkması sanki daha önce izlemişler gibi bir izlenim de yarattı. Ya bunu ben yine katıldığım programda 5 ay önce bu temiz eller çağrısını yaparken söylemiştim. İçeriden sürekli şeyler sızdırılıyor diye. Bu zaten yani kendi sistemlerini bir şekilde burada bu şekilde ispat edilmiş oldu. Sadece Ali Bey değil, başkaları da, yorumcular da, şeyler de bunu söyledi. Ya kaldı ki o hafta 2 tane hata olmuş. Bakarsanız birisi çok daha bariz öyle bir şeyle ilgili. Biz Antalyaspor maçından sonra ben normal o bir konuşma yapacaktım. Konuşmadım. Bizim maçta da tartışmalı bir şey olmuş. Bundan çok daha ağır penaltılar, çok daha bariz olanlar bize verilmedi buradaki şey. Ama hepimizin öz eleştirisi yapması lazım. Bu pozisyondan öyle bir maçtan sonraki Antalya maçında da bize de verilmeyen şey var. Ama
Dediğim gibi Türkiye'de verilen türden penaltılar ama ortalama olarak belli de bir ağırlığı olması lazım penaltının, ama bakıyorsunuz gerçekten kayrılarak 90 artılarda en az fazladan 8-10 puan alan bir takım var ve ya her hatadan sonra bir de mağdur gibi konuşmalar, açıklamalar, ya bakın gelen şeyler bunlar. Yani en şey, hep en önemli şey bu konudaki edep. Yani insan gerçekten kendine dair bir hata yapıyorsa öz eleştiri yapar. Bugün zaten ben basın organlarının da hem görsel hem yazılı basında bu konuları zaten adil bir şekilde değerlendirilmediği için oluyor. İki yıldır, neredeyse iki yıl olacak diyelim ki, ben yöneticiyim, Sivasspor maçından sonra biz böyle kararlar istemiyoruz diyen tek takımız. Kendi lehimize bir hata olduğunu bunu söyleme cesareti, ya bunu ön plana çıkarın, diğer takımlara da çağrı yapın, siz de açıklama yapın. Bu futbolun gerginliğini bakın kişisel çıkarlarla, kaygılarla, korkularla, çok cesur medya yorumcularına, çok cesur yazarlara, çok cesur insanlara ihtiyacımız var. Biz çağrı yaptığımızda gelin medya da çağrı yapsın, hadi hep birlikte incelenelim desin. Hep birlikte, madem ki bundan şikayet ediyoruz, incelenelim demeyen, incelenmek için imza vermeyen herkes bu işin bir parçası olur o zaman. Ben bunu şey olarak söylemiyorum, başka bir çaresi yok. Göreceksiniz, biz buna gerçekten eski yöntemlerle, o bağırsın, o hakkını savunsun, öteki bağırsın, öteki hakkını savunsunun dışına çıkartamadığımız müddetçe bu işi temizleyemeyiz. Ve Türk futbolu hep geriye gitmeye devam eder. En önemlisi, ben futbolun geriye gitmesi gitmemesi tabii ki futbol paydaşı olarak umurumuzda, ama bakın en ilk bunu söylediğimden bu yana 14 ay geçti. İnsanlar birbirine bileniyor. Biz ilk sorumluluğumuz sonuçta toplumsal sorumluluk. Bunu da söylüyoruz ve bunun da gereğini yapıyoruz. Benim şahsıma onlarca laf söylendi. Yani ne ahlaksız denmedi, yalancı dendi, Alzheimer dendi, videolarla ağzımız taklit edildi, şu yapıldı. Hiçbirisine dönüp cevap vermedik, sadece gerginlik artmasın diye. Dolayısıyla gerginlik artmasın diye, ben 42 yaşındayım. Buradaki yöneticilerin, futboldaki yöneticilerin hepsi benden çok daha tecrübeli. Daha fevri olabilecek yaştayım nazaran bakarsanız. Ama bunun böyle davranmamızın, ki yani çok da böyle sakin de bir yapım yok. Sonuçta sinirlenebiliyorum ama böyle davranmamın tek sebebi gerginliğe şey yapmamak. Aylardır hep doğru şekilde şeyler söylemeye çalışıyoruz ama maalesef ki buna katkı vermek yerine, yani Türk futbolunu ileri götürelim, ne yapalım? Hepimizin her şeyine bakılsın. İnsanlar kendinden eminse, yani medya yöneticisi olsun, medya yorumcusu olsun veya hakem, federasyon veya yönetici veya futboldaki kulüplerde çalışan profesyoneller olsun, kendinden eminse hemen birinci gün ben de imza veriyorum kardeşim, her şey incelensin desin. Bunun için savcıya gerek yok. Ben yani yetkili mercilere de sordum, bu hukuki olarak nasıl yapılabilir? Federasyona verin yazıyı, attın imzayı, yapılsın. Evet. Bakın ben bu çağrıyı yaptıktan sonra, hatta o çağrıda biz federasyona gönderdiğimizde de gerekirse yasal değişiklik yapılsın, gidelim komisyonlara, meclise bununla ilgili yasal düzenleme yapılsın dedikten sonra neler yaşandı? İşte hakemleri gördüğünüz yerde çevirin, yok birisi tokatlarsa olayı oldu, şey hakem yumruklandı, ondan sonra İstanbulspor sahadan çekildi, birçok olay oldu ve bu hızıyla devam ediyor. Gerçekten yani sadece şampiyon olmak için veya yapılamayan, olunamayan şampiyonluklara neden bulmak için bu kadar manipülasyon bu işi tamamen bambaşka bir noktaya götürüyor. Doğru şekilde eleştirilmek lazım. Bizim hatalarımız olduğunda biz de eleştirilelim. Rakip taraf takımların hataları olduğunda kişilerin hatalarının hatalar eleştirilsin. Ama bu kaygı korku imparatorluğu çökmeden, bu gerçekten insanlara baskıyla, psikolojik baskıyla zulüm ediliyor. Bu zulüm bu şekilde sona ermeden bu işi çözemeyiz. Bunu çözülmemiz için de şeffaflık gerekiyor. Bakın tüm VAR kayıtları açıklansın, şeffaf olsun. Tüm seminerler açıklansın, şeffaf olsun her şey. O zaman herkes daha çok tatmin olacak. Çünkü gerçekten normalde taraftar, çok %5 fanatikleri ayırıyorum, geri kalanı adil şeyler istiyor. Hepimiz de bunu istiyoruz. Bu yayında zaten şunu gösterdi. Önceden yine kurgulanmış bir şey, bir federasyondan sızdırılıyor. Biz federasyondan, ben burada soruşturma da talep edecektim. Şeyim zaten federasyon başlatmış. Çok da son derece de normal.
sızdırılıp kırpılıyor. Yani adalet istiyorum diyen insanlar, o maçta iki tane maç var. Bakın biz çıkıp konuşmuyoruz bile. Kendi maçlarımızdan sonra bize haksızlık yapıldığında veya rakibimize şey yaptığımızda birçoğunda, ben bunun çok örneğini veririm, şöyle bir şey var. Ya siz de konuşuyorsunuz ya kardeşim, biz de camiayız. 50 defa konuşuluyor, bir defa cevap veriyorsun veya 30 defa konuşuyor. Bunun için de mesela yine toplumu doğru aydınlatmak için çok prestijli üniversitelerimiz var. İşte diyelim ki Boğaziçi Üniversitesi veya ODTÜ, iletişim fakülteleri olan üniversitelerimiz, hangisinde varsa, şu an yanlış bir şey söylemek istemem. Bununla ilgili gerçekten iletişimi incelesin. Galatasaray, Fenerbahçe, XYZ, tüm takımlar da incelenebilir. Hangi takımdan hangi yönetici ne kadar açıklama yapmış? Toplamda ne kadar negatif, ne kadar pozitif, ne kadar nötr açıklama yapılmış? Cevaben ne kadar açıklama yapılmış? Çünkü negatif açıklama yapabilirsiniz ama karşı taraf 5 tane açıklama yapmıştır. Ona bir defa cevap vermek zorunda kalıyorsunuz. Çünkü camianızı yönetiyorsunuz siz de. Bunların hepsi mesela konuşulsun. Şimdi ben bu çağrıyı yaptığımda beklentim şu oluyor. Ya medyada bunu, evet bu çok doğru bir şey, hadi yapılsın, gerçekten ne olduğu ortaya çıksın demesi gerekiyor ama hiç kimse öyle oralı olmuyor. Yani başka türlü çözemeyiz. Kimin gerdiğini, Galatasaray ise Galatasaray, Fener ise Fener, bu değil ama kim bu işi gerçekten geriyor? Kim bu işi manipüle ediyor? Kim sosyal medyayı kullanıyor? Kim medyaya baskı yapıyor? Bunların da açıklanması lazım. Mesela medya yöneticisi baskısıyla programa çıkarılmamış. Medya yöneticisi baskısıyla görevine son verilmiş. Hangi takım aleyhine yapıyor olsun, çıksınlar. Hani bazen yurt dışında oluyor ya, birisi bir açıklama yapıyor. Ondan sonra herkes bana da oldu, bana da oldu diyor. Öyle bir şey başlatılsın. Cesur olmamız lazım. Bakın, hayatta doğruyu olduğunu düşünen, adil olan, başkasının hakkına saygı gösterdiğini düşünen insan zaten cesur olur. Ben hiçbir zaman hayatımda ahlaksızların cesur olduğunu görmedim. Ahlaksız insan sonunda korkaktır. Bir çıkar güden insan sonunda korkaktır. İdealist insan cesurdur. Ben gerçekten bunu, bakın, Galatasaray için, Fener için, Beşiktaş için, şunun için değil, Türk futbolu için ortadan konuşalım, cesur davranalım. Herkes kendine yapılan şeyleri açıklasın. Kim yapmışsa ortaya çıksın. Yani medya yöneticisine baskıyla bir şey yapılmışsa ortaya çıksın. Diğeri ortaya çıksın. Bunların hepsini ortaya çıkarmamız lazım. Zaten bunlar, niye bunları bu kadar önemsiyorum? Ya bunlar federasyonu baskı altına alıyor. Bunlar hakemi baskı altına alıyor. Bunlar PFDK'yı baskı altına alıyor. Başka da bir çözümü yok. Arınmaktan, her şeyi şeffaflaştırmaktan, ama her şeyi, başkaca bir çözümü yok bunun. Çünkü şeffaflaşmadığında işte böyle kirli eller içeriden bilgiyi sızdırıyor. Oradan Amerika'ya gidiyor. Amerika'da yine kirli bir organizasyon buraya getiriyor. Buraya o görüntü gönderilmeden önce birkaç tane, 3-4 tane açıklama tam böyle planlı. Önce onun altyapısı yapılıyor. Bu kirliliklerin son bulması için bunun tek şeyi şeffaflık. Safa Kan Bey. Erdem Bey, şunu soracağım. Aslında biraz da bahsettiniz ama şimdi bir görüntü verildi ve bahsettiğiniz gibi Sayın Ali Koç'un 2 hafta önce yaptığı basın toplantısında da aslında tam olarak bu görüntülerden bahsettiği ortaya çıktı. Biz şimdi verilen hesabı konuşuyoruz ama belli ki federasyon içinde bir klik veya bir ekip burada Fenerbahçe veya o hesaplarla aslında bir anlaşmalı bir durum olduğu ortaya çıktı. Siz bu durum hakkında ne düşünüyorsunuz? Çünkü bu demek ki sadece bir görünen kısım, bu videoyla bu ortaya çıktı. Yani 2 senedir hani bu durumla alakalı genel bir değerlendiririz ve Galatasaray'ın bu konuda nasıl bir aksiyon alması gerektiğini düşünüyorsunuz? Daha demin de söyledim. Ben bunu aylar öncesinden söyledim bu şeyi. Yani tam da söylediğim buydu işte, bu sistem. Galatasaray ne yapabilir? Şöyle söyleyeyim. Aynı şekilde şiddetle bu tip, yani rakibinizin yaptığı haksız puan kaybından sonra açıklama yaparak üste çıkmaya çalışmak, bunlar buna böyle şeyler yaparsan daha da gerilecek. Bakın tekrar ediyorum, iki takım maç yapacak. Herkesin oraya işte binlerce, her iki takım taraftarı gidecek. Tabii ki yani romantik bir şekilde keşke herkes birbirine sarılsa, öyle bir şey diyemeyeceğim, keşke olsa, ama çok doğru bir şekilde gitmesi lazım. Zaten bakın, ben bunların hiçbirisini Galatasaray lehine, Fenerbahçe aleyhine, Galatasaray aleyhine, Fenerbahçe lehine diye değil ya. Kim yaptıysa ortaya çıksın. Bu bizim hayır biz yapmıyoruz yapıyor değil. Ya ne varsa çıksın. Ne varsa çıksın. Ve aslında zaten dediğim, kamuoyunda gerçekten söz sahibi insanlardan, bu konuda fikir önderlerinden, medya mensuplarından ricam, her şey ortaya çıksın, desteklesinler. Bizim çağrımız olarak değil, hepimizin ortak çağrısı olsun.
Bu da ancak böyle aşılır. Yani buradaki o planlı sistemli, dediğim gibi aylardır söylüyorum, sürekli oluyor bu. Yani şimdi sadece artık şampiyonlar sonradan giderken bu işi ele vermek pahasına böyle bir şey yaptılar. Ne var işte, hem hakemler etkilensin, hem şey var, hem şimdi PFDK da sevkler olacak, onlar etkilensin. Böyle bir amaç için yapılmıştır diye düşünüyorum. Emre Bey, Erdem Bey, siz az önce aslında söylediniz, iki takım bir maç oynayacaklar, bir Süper Kupa maçı var. Hem o maçın tarihiyle ilgili çok fazla tartışma oldu. Fenerbahçe cephesi bir ertelenme talebinde olduğunu söylemişti. Sayın Ali Koç da bunu ifade etti. Hem de o maç öncesinde işte taraftarlar özellikle maça gidecekler. O konuyla ilgili bir şiddet olayıyla ilgili bir endişeniz var mı? Yani dediğim gibi her iki takım da Türk futbolunun en önemli kulüplerinden, aynı zamanda hani Türk futbolunda biliyorsunuz Galatasaray Fenerbahçe rekabeti ayrı, dört büyük var. Bunların şeyi, hepimizin Türk futbolu için çok önem, değer arz ediyoruz. Kimsenin ne diyeyim, tırnağının kanamasından kıymetli değil hiçbir şey. Dediğim gibi tüm samimiyetimle söylüyorum. Zaten bunu sezon sonunda herkes de şey yapacak, anlayacak. Hiçbir önemi yok birisine bir şey olacaksa, şampiyonluğu. Gerçekten yani şöyle söyleyeyim, kim şampiyon olacaksa olsun, bunun ne olduğunu insanlar anlayacak. Buradaki hala diyorum ki, bakın Galatasaray Fenerliğini değil, gerçekten bunu temizlenelim çağrısı bu. Bunu yapalım. Burada da öyle maç inşallah düzgün bir şekilde oynansın. Bu gergin ortamda en minimum şekilde geçsin. Ama kimsenin tırnağına değmez. Herkesin şunu düşünmesi lazım, kendi yakını olarak düşünsün, kendi kardeşi, çocuğu. Yani hiçbir şeye değmeyecek bir şey bu. Birbirimiz zaman zaman sinirleniyoruz, ediyoruz, bununla ilgili şey yapıyoruz ama bakın ben yaptığım açıklamaların neredeyse %90'ını bu işin çözümüyle ilgili, yapılan yanlışları söylemekle ilgili yapıyorum. Rakibe hakaret eden, rakibe şey yapan değil. Rakip şunu yapıyor, bu yanlışı yapıyor diyorum. Biz de yanlış yapıyorsak o da bulunsun diyorum. Bu tip şeylerle Türk futbolunu doğruya yönlendirerek yaparsak zaten gerginlik azalır. Ve toplumun da %90'ı bunu istiyor. İnşallah ben hani o haftaya kadar da hep daha olumlu şeyler söyleyelim, çözüme ilişkin konuşalım, bu gerginlik oluşmasın. Burhan Can Bey. Erdem Bey, çok enteresan bir olay izledik geçen hafta Trabzonspor Fenerbahçe maçında yaşanan ve onunla ilgili sevkler hala yapılmadı. Geçmesine rağmen bu kadar gecikmesinin sebebi ne oldu? Ya işte çok şey bir olay, gerçekten olmaması gereken bir olay. Çok boyutlu bir olay. Kesinlikle taraftarın hiçbir şekilde sahaya girmemesi gerekiyor. Maç içerisindeki olaylar var, işte suların atılması, şu bu, olmaması gerekiyor. Bundan önce de başka maçlarda da oldu. Bizim Galatasaray maçında da oldu biliyorsunuz, Galatasaray Fenerbahçe maçında da. Fenerbahçe stadında da oldu. Birçok statta oldu. Boyutu farklı seviyededir. Ama hani yoğun boyutta olan şeyler hiçbir şekilde olmaması gerekiyor. Bunu zaten amasız fakatsız, bu kesinlikle böyle. Aynı şekilde sahaya giren taraftar etkisiz hale getirilmişken, bırakalım futbolu, dışarıda bile yere düşmüş insana vurulması, yani Halil Ümit Meler'e vurulduğunda nasıl bir yankı şey yapıldı ki, çok doğruydu, yere düşmüşken. Aynı şey yani, hukukta en önemli şey eşitlik ilkesidir. Herkes hukuka karşı eşittir. Yani kim olduğunuz, ne olduğunuz hiçbir şekilde fark etmez. Bir de vicdan da zaten herkes eşittir. Dolayısıyla giren taraftarın girmesi çok yanlış. Etkisiz hale getirilmişken üstüne atlanması da, yumruklanması da, kafasının tekmelenmesi de yanlış. Bakın yani ben hukukçu olduğum için şöyle bir şey söyleyeyim. Bu Yargıtay kararlarında böyledir. Postalla bile bir insanın yüzüne, kafasına vurduğunuzda silah sayıyor Yargıtay postalı. Hele ki postalıya altı sert diye. Hele ki krampon bambaşka bir şey. Ne oluyor? Adalet Bakanımız çok değerli bir açıklama yapıyor. Herkes adil bir şekilde yargılanması lazım. Giren de, vuran da değil. Çok normal, %100 hukuki bir açıklama. Ve hukuki açıklamayı Adalet Bakanı yapıyor. Çok doğru, gerçekten de öyle. Bakın bu bizim futbolcularımızla ilgili olsa çıtımızı çıkarmayız. Hiçbir şekilde zaten yapacak bir şey yok. Kendini savunan ayrı. Onları da şey yapacağım, ifade edeceğim. Ama sonra yine kamuoyu baskısı, işte taraftar gücü, resmi siteden açıklama yapılıp onun aleyhine, Adalet Bakanı'nın hukuk çağrısının aleyhine bir şey söyleniyor. Şimdi bunlar gerçekten son derece yanlış. Yani
sen oradaki güvenliğin sağlanması, bunlar çok önemli. Ama bakın, bu Fenerbahçe stadında da olsa, Galatasaray stadında da olsa, etkisiz hale getirilmiş bir taraftan üstüne oyuncu atladığında bu sefer diğer taraftarlar da çok fazla galeyana gelir. Bu çok olmaması gereken ama anormal olmayan bir şey. Şimdi bu tartışmaların, istirham ediyorum, medyada da böyle olması gerekiyor. Niye bir şeylerin üstü örtülmeye çalışıyor? Kime hata yapılıyorsa fark etmez ki. Bizim görevimiz, yönetici pozisyondaki insanların da, hele tarafsız medyanın görevi, tarafsız olarak tartışmak. Niye tarafsız değilsiniz? Şimdi ben bunları söylediğimde yine bir sürü şey söyleyecek. Hayır, değil, tarafsız değil. Bunları adil bir şekilde tartışmayanlar, hepsi için söylemiyorum, tarafsız değil. Galatasaraylılar değil, tüm Türk futbol paydaşlarının, tüm takım taraftarlarının, herkesin tarafsız olmasını etiketmesi lazım. Ama neden korkuluyor, neden kaygı duyuluyor, bunların hepsini geçmemiz lazım. O yüzden yani hep bir zamanın milat olması gerekiyor. Böyle şeyler milat olsun, Trabzon maçında da yaşananlar milat olsun, cesur olalım. Gerçekten yanlışı yanlış olarak değerlendirelim. PFDK sevkleri niye yapılmıyor? İşte bu baskılardan yapılmıyor. Yani yoksa çok basit bir olay. Sevkte bile şimdi sürekli şu söyleniyor. Oyuncu sayısı azaltılacak sevkten dolayı. Ortalıkta belki dedikodudur, değildir. Yani onu bilemiyorum. Gerçekten dedikodu olmadığını bilsem, hayır dedikodu değil, şöyle şöyle kesin bilgi derim. Ama söylenilen bu. Yazılıp çizilen, medyada da şey yapılan. Şimdi normalde sevkle ilgili disiplin müfettişleri diyeyim federasyonda, savcı gibidir. Olaya karışan insanları sevk edersin. Onun nefsi müdafaa mı olup olmadığının karar merci zaten PFDK'dır. PFDK o yüzden var. Bir de bu bir savunma şeyidir, nefsi müdafaa. Onu sevk ettiğin kişi der ki, ben burada nefsi müdafaada bulundum çünkü şu 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 sebeple, bakın şu 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 kanıtla der. Siz o insanların iradesinin yerine geçip ve PFDK'nın iradesinin yerine geçip karışan oyuncuların içerisinden ayıklama yaparak sevk edemezsiniz. Bu son derece gayri hukuki bir davranış olur. Kim karışmışsa sevk edersiniz. Buradaki fiil saldırıysa saldırıya göre sevk edersiniz. Kavgaysa kavgaya göre sevk edersiniz. Sportmenliğe aykırı hareket, konunun sportmenliğe aykırı hareketle bir alakası yok. Sportmenliğe aykırı hareket yapan vardır görüntüler içerisinde, hiç kimseye dokunmamış. O ayrı bir şey. Onlar da ondan dolayı sevk edilir. Kimse, hangi kulüptense, hangi takımdansa fark etmez. Ama bunları, yani adil olanı ve doğru olanı, kurala kitaba %100 uygun olanı engel olmak için gerçekten şey gibi, yani ne diyeyim, güleriz ağlanacak halimize gibi böyle bir drama yaşıyoruz. Engel olmak için müthiş bir baskı konuluyor. Muazzam. Şimdi bu olayın yaşanmaması gerektiği ayrı bir konu. Yaşandığından dolayı oradaki bu konulara girmeyen futbolcuların olumsuz etkilenmesi ayrı bir konu. Onlar adına kesinlikle olmaması gereken, onları gayet anlıyoruz. Herkesin de anlaması lazım. Ama dönüp müdahale eden, yerdeki insanlara vuran, başka şeyler yapan veya koşan insana ne diyeyim, tekvandoda falan olan, ismini bilmiyorum ama öyle bir döner tekme gibi bir şey atan kramponla, bunlar ayrı konu. Şimdi neden hepsini adil bir şekilde konuşmuyoruz? Oysa PFDK'nın iki günde, pardon, yani sevklerin iki günde yapılması gerekirken işte bu baskı yüzünden bunlar oluyor. Sonuçta nasıl sevk edilecek göreceğiz. Ve sadece oraya da değil, kamuoyu baskısı, başka baskı. Ya siyasilere bile baskı yapılıyor. Dediğim gibi şeyden, sosyal medyadan, oradan buradan. Yani bu sefer onlar acaba federasyona böyle bir baskı yapıyorlar mı ya, seçim öncesi diye. Neyse, adil olan o olsun. Ama şu bilinmelidir ki, altını tekrar çiziyorum, hukuki olan şey müfettişlerin karışan herkesi sevk etmesi. Karar PFDK'nın kararıdır. Ayrıca meşru müdafaa dediğimiz şeyde orantılılık ilkesi vardır. Yani birisi size elinde tokatla geliyorken siz ona başka bir şekilde, hani 10 tane yumruk atıp 50 tane bir şey yapıyorsanız, orada orantılılık ilkesi yoktur. Orantılılık ilkesi kendinizi müdafaa edecek kadar. Kaldı ki yerde yatmış bir insanın zaten size bir tehlike arz etmiyordur böyle bir şeyle ilgili. Veya yanınızdan koşan insanın saldıracaktı, saldırmayacaktı, size saldırmaya olan bir insanın belki birilerini tutmaya gidiyor. Bunu kimse bilemez. O anki irade önemli. Gidip vurmuş olması değil. Ama onu tutmak, yakalamak
belki meşru müdafaa olarak şey yapılır ama döner tekme atmak değil. Dolayısıyla gerçekten toplum olarak adil olalım. Galatasaraylısı, Fenerlisi neyse. Bakın daha demin diyorum. Biz çok daha ağır şeyler olmasına rağmen ben Antalya maçından sonra çıkıp konuşmuyorum. Diyorum ki evet burada bir penaltı var. Türkiye'de böyle penaltılar çalınıyor. Ama bize göre dediğim gibi ben kendi şahsıma göre Türkiye'de verilen tür penaltı ama daha net olması lazım diye. Ya neler neler yapılıyor. Olmayan ceza sahasının dışındaki pozisyonun önce görüntüsü saklanıyor. Diğer açıyı işte Bein Sports vermiyor bunu. Ondan sonra defalarca konuşuyoruz. Ondan sonra şey yani diğer programda veriyor. Asıl algı nerede oluşuyor? O anda. Milyonlar o anda izliyor. O anda oluyor kamuoyu baskısı. Öyle şeyler de gizleniyor. Maalesef bu da defalarca yapıldığı için söylüyorum. Çok net bir şekilde. Ortadan konuşmak zorundayım. Çünkü doğruları hepimiz birlikte savaşarsak, yani birlikte mücadele edersek, birlikte savaşırsak bu konuyla ilgili doğrulara öyle varabiliriz. Göreceğiz sevkleri. Yani normalde 5 kişim var, 10 kişim var karışan buradaki. Çünkü duyduğumuz şu. Yani sayı gitgide azaltılıp 4'e düşürülmüş. Şimdi de 3'e düşürülmeye çalışılıyor. Siparişle sevk yapılıyor gibi bir durum söz konusu. Hangi baskıyla bu yapılıyor? Biz de sevkleri görüp o zaman ondan sonra konuşacağız. Kim kime baskı yaptı? Yani eğer bu iş yani futbolla seçimin ne alakası var ya? Futbol futboldur, seçim seçimdir. Niye insanlara böyle bir baskı yapıyorsunuz? Galatasaray'da 35 milyon taraftarı var ama bununla bunun bir alakası yok. Bu tip şeyleri gerçekten içerisine böyle şeyler konulması son derece yanlış. Adaletli olan ne karar verilirse onu verilmesi ve çok derece yani bakın bir günde alınacak, iki günde alınacak karar böyle bir çünkü birisi adalet istemiyor diyor ki benim kayrılmam lazım. Bu konuda böyle böyle diye yapıyor. Konuları birbirine karıştırıyor. Onu yorumcular öyle adlediliyor. Ya şimdi nefsi müdafaa eden var, nefsi müdafaa etmeyen var. İkisini de ayıralım birbirinden. Eden futbolcuların cezası neyse onun verilmesi lazım ki nefsi müdafaa ceza almama sebebi değildir arkadaşlar. Hafifletici nedendir. Böyle bir şey. Veya saldırı fiili var. Çok açık. Saldırı fiilinden en az gördüğümüz 3-4 oyuncunun sevk edilmesi gereken bir durum. Net bir saldırı fiili var. Etkisiz hale getirilmiş veya yanından koşan insan direkt bir saldırı fiili. Saldırı fiilinden sevk edilmezse bu nasıl bir garabet bir sevk olacak? Bunları kimse açıklayamaz. Yani bu kadar görüntü varken hiç kimse açıklayamaz. Kaya Bey, başkanım tabii çok üzücü şeyler burada konuşuyoruz. Hı. Maalesef saha içerisinde etkiliyor. Ben ama saha içerisiyle ilgili soru sormak istiyorum. Yine belki zor da olabilir. Hı. Geçen sezon olduğu gibi Galatasaray Fenerbahçe derbisine, ligdeki derbiye şampiyon olarak çıkar mı? Hı. İlk önce 7 Nisan'da oynanacak bir Süper Kupa maçı var tabii ki. Bu maçta bir ölçü olarak görüyor musunuz? Sizin düşüncelerinizi merak ediyorum ve Antalya'dasınız. Galatasaray takımı içerisinde nasıl görüyorsunuz? Futbolcuların morali nasıl? Biraz da saha içerisinden konuşabilirsek. Sağ olun. Evet maalesef genelde hep bu tip şeyler konuşuyoruz. Yani inşallah tabii ki bizim temennimiz bu yönde. Ciddi bir inanmışlık var. Takım içi çok güzel bir motivasyon var. Hakikaten çok güzel bir kaynaşma var. Birbirine inanmışlık var. Ama en temelde benim gönlümü hep rahatlatan şey hep de aynı şeyi söylüyorum. Kim hak ediyorsa o kazansın. Tüm samimiyetimle de söylüyorum ve şahsen ben bizim hak ettiğimizi düşünüyorum ama dediğim gibi biz objektif olamayız. O yüzden duamız hep o yönde. İnşallah öyle olur. Çünkü öyle olursa o maç daha hafif havada geçer. İstese gerginlik artmamış olur. Oyuncuların morali son derece yüksek. Tabii ki bu tip konular oyuncuları da şey olarak etkiliyor. Gerçekten biz oyuncularımız da bu konularda minimum konuşturmaya çalışıyoruz. Onu da söyleyeyim. Yani hiçbir zaman biz konuşturtmuyoruz onu söyleyeyim. Kendilerinin iradesi dışında ama biz %100 bu konularda konuşturtmamak üzerine şey yapıyoruz. Gerilim arttırmamak adına. Çünkü maalesef kurunun yanında yaş dayanıyor. Yani siz kendinizi savunmak için bir şey diyorsunuz. Başkası 50 tane şey demiş oluyor ama iki takım da diyor. Hayır lütfen bunu da ayrıştıralım. Kim diyorsa, kim şeyse dediğim gibi İletişim fakülteleri bir inceleme çıkarsın, bağımsız rapor çıkarsın, toplum da bunu fark etsin. Bizsek biz, farklı takımlarsa farklı takımlar ve pardon, oyuncularla ilgili söyleyebileceğim diğer şey de yani bu inanmışlığın göstergesi olarak herkes yani hayaliyle birleşti. Bu çok önemli bir şey. Yani hayallerin birleşmesi, herkesin kararlılığının birleşmesi. Çünkü şöyle bir şey var. İnsan en büyük güç
gerçekten kendisi mücadele edip doğru bir şekilde yol yürüyorsa en büyük güce sahiptir. Onlar bu şey, bu yolu çok doğru bir şekilde yürüdüğü için hepimiz de öyle. Çok ciddi bir güç var tüm takımda. İnşallah herhangi bir kazaya uğramadan bu şekilde devam eder. Tibet Bey. Erdem Bey, büyük ihtimalle kendi şahsi işlerinizde bu kadar stres yapmamışsınız hayatınız boyunca ve son iki sene çok yorucu geçti. Galatasaray'ın bu sezon Türkiye'de resmi maçı oldu. Çok yoğun bir fikstür vardı. Artık son 8 maçın 7'sini kazanırsa Galatasaray ikinci kez şampiyon olacak ve tabii ki siz çok fazla bunu konuşmak istemiyorsunuz şu anda ama yönetimde olmanız isteniyor. Siz yoruldunuz mu şu anda? Galatasaray yönetiminde geçirdiğiniz bu iki senede kendinizi nasıl hissediyorsunuz ve devam edecek misiniz? Şöyle söyleyeyim, dediğim gibi bundan önce de söyledim, tekrar da şey yapacağım, konuşmamız gereken tek şey, fokuslanmamız gereken tek şey burada doğru bir şekilde mücadele ve sonunda hak ederek şampiyonluk. Yani başkaca hiçbir şeye konsantre olmamamız gerekiyor. Yoruldum mu konusunda elbette insan hani yorulabilir, bunlar çok güzel görevler. Ben hep ilk girdiğimde Florya'ya, yani yönetici olarak ilk girdiğimde hep şey dedim, o kapıdan, yani biz taraftar olarak diyeyim, ben ortaokul yıllarında, lise yıllarında yazın gelip işte antrenman zamanı Mersin'den geliyordum İstanbul'a. İşte burada bir yaz boyunca belli bir dönemde kalıyordum. Antrenmanları o kapıda bekliyordum işte. Oradaki şu an bekleyen bir sürü orada kardeşimiz var diyeyim. Ve o kapı açılınca böyle şey gibi, yani benzetmek teşbihi hata almaz, ne diyeyim, böyle yemyeşil sahayı gördüğün şey oluyor, açı vardı o zaman, ne diyeyim, şey, yani sanki cennet, sadece o açılma anını bekliyorsun, bir saat iki saat hep girerken şey diyorum, Allah'ım bana o şeyi unutturma. Yani sonuçta bu görevler, milyon tane insan benim yerimde olmak ister, ben diyorum yani milyonlarca, o milyonun eminim yani %10'u desen 10 milyon insanın 1 milyon istediler. %5'i desen 500 bin. Benden bunu işi daha iyi yapacak en az 300-500 bin insan vardır yani. Dolayısıyla biz şanslıyız. Şanslı olduğun için de yorgunluktan, şeyden bu anlamda şikayet etmemek gerekiyor. Onu düşünüyorum. Ama yani fiziksel yorgunluktan çok fazla. Çünkü sürekli buranın içerisinde olman gerekiyor. Sürekli. Ama psikolojik olarak yorgunluk. O da maalesef siyaset her yere giriyor. Yani siyaset derken kulüp siyasetinden bahsediyorum. Futbolun iç siyasetinden bahsediyorum. Her yere giriyor. İnsanlar neyi nasıl içtenlikle doğru şekilde söylerseniz söyleyin, hiçbir şey fark etmiyor. Bir gün anlaşılacak, ben ona çok eminim. Öyle şeyler hem Galatasaray içi hem dışı tabii ki insanı çok yoruyor. O ayrı mesele ama ondan şikayet etmemek gerekiyor. Çünkü çok şanslı bir şeydeyiz. Diğer konuda dediğim gibi tek amaç, yani Mayıs'ta hepimizin böyle düşünmesi gerekiyor. Herkesin, her taraftarın, Galatasaray camiasındaki her bireyin Mayıs'la ilgili tek gündemimiz hakkımızla şampiyon olmak. Başka hiçbir gündemimiz yok. Hiç kimseye geçen kim sormuştu? Seren Bey sormuştu. Ona da böyle gözlerimi açarak hatırladım. Hakkımızla şampiyon olmak, başka hiçbir gündemimiz yok. Başka hiçbir konuda konuşmamamız lazım. Ferhat Bey. Mali'nin bir araya geleceği söylediğinde yaklaşık 10 tanık bulduğunda FIFA kararı veren Ali Gürt'ün 7'den çağrısı yapmıştı. Hocam söyledi. Galatasaray'ın buradaki görüşü nedir? Onu Kulüpler Birliği'ne genelde başkanımız iştirak ediyor. Tamamen yönetimde konuşulur ve başkanımızın şey yapacağı bir konudur. Daha onunla ilgili herhangi bir şey konuşulmadı. Kaan Bey. Erdem Bey, takım işine geri döneyim ben. O zaman son dönemde sakatlık sonrası dönüşüyle takımın gözde isimlerinde Hakim Ziyech, Ziyech'le alakalı çıkan haberler var. Oyuncu biliyorsunuz, kiralık geldi opsiyonlu olarak. Opsiyonun şimdiden kullanıldığına dair haberler var. Ziyech'in böyle bir opsiyonu var mı? Maça bağlı veya sakatlığa bağlı, onu soracak. Evet. Ziyech'i biz alırken bir yerinde adale kısmı diye yanlış ifade etmek istemiyorum, sakatlığıyla ilgili bir şey vardı ve o bölgeden sakatlık geçirmemesi durumunda, maçların %50'sinden fazlasını o bölgeden sakatlık geçirmeyerek oynaması durumunda artı bir kulübünden bonservissiz olarak artı bir şeyi vardı. Ondan sonra dediğimiz gibi baştan çıkan 1+1+1 diye Ziyech başka bir şeyden sakatlık geçirdi. Bir de
şu an elimizde yeter, yani gerçekten belli bir dönem iyi performans aldığımız ama belli dönem daha az performans aldığımız ama çok değerli oyuncular var. Bu da sezon sonunda şu andan itibaren diyeyim, şu andan değil hatta birkaç ay evvelinden itibaren de taliplisi olan birçok oyuncumuz var. Ziyade hakeza bunlardan biri. O aslında bu tip oyuncularda sonuçta şöyle bir şey var. Oyuncu transferi bir şekilde bir işte organizasyon, scout ekibi raporlama yapıyor. Bir liste. O listeden hocamız tercihini söylüyor ve o tercihe göre de biz oyuncu alıyoruz. Başka yani herkesin, şuna da bir şey söylemek istiyorum. Ben oyuncunun oğusuyla ilgili yorum yapmam arkadaşlar. Bir kere haddim değil. Yani şu oyuncuyu alalım. Öyle bir şey var. Yöneticiler genelde herhalde bundan önce Türk futbolunda sadece Galatasaray'da herhalde öyle sonulduğu için yani sen alıyorsun. Hayır. Biz bir oyuncuya karar veriliyor. Geç yaz transferindeki karar neydi? Buradaki biz hocamıza karar vermesi için götürdük. Bonservissiz oyuncu olması gerekiyordu. Çünkü harcama limiti veya 1-2 milyon bonservisli oyuncu olur. Yani Icardi'nin transferinden sonra kalan harcama limitini 7 oyuncu alacağın için az az. Çok az bonservisli oyuncu dediğimiz zaman da tabii istediğimiz kalite şeyi olmuyor. Biliyorsunuz bonservis enflasyonu da bundan 10 sene öncesine göre veya 12 sene öncesine göre %140 fazla. Yani eskiden 5 milyona alınmış oyuncular bugün 12 milyon diyelim ki. Dolayısıyla çok ciddi bir bonservis ödemeniz gerekiyor kaliteli oyuncu için. Harcama limiti olmadığı için, öyle bir imkan olmadığı için belli bir şeyden sonuçta oyuncu seçiliyor. Sizin vazifeniz yönetici olarak seçilen oyuncuyu doğru fiyata getirebilmek ve ikna etmek. Önce ikna etmek gelmeye. Hele çok yıldız oyuncularsa o daha zor. Ondan sonra getiriyorsunuz. Burada eğer iyi oyuncuların, tabii ki bazı burada öz eleştiri yapmamız lazım. Her zaman bu konuda dünyada zaten başarı standardı %50. Bazılarında eksik oluyorsunuz ama o oyuncular sonradan satabildiğinizde. Yani geçen sene de mesela Seferovic herkesin beğendiği bir oyuncuydu. Burada olmadı. Ne yaptık? Bir forvetten çok 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 az bir maliyetle, sonuçta uymayan bir transfer yaptığınızda bir forvetin maliyeti size çok ciddi oluyor. Yani bonservis artı maaşlar dediğinizde 10 milyon plus'tan başlıyor. Biz 1 milyon gibi bir maliyetle tekrar geri gönderdik. Hakeza Anelino gibi herkesin çok beğendiği, gerçekten de bizim listemizde de herkesin bir numarası olan bir oyuncuyu aldık. Olmayınca yine 750 bin euro ödedik kirasına. Diğer 1,5'un yarısını da ödemedik. Ve 750 bin euro şeyle, ve hani maaşı o zamana denk gelen diyelim ki 1 milyon, böyle bir şeyle çıktık. Buradaki oyuncularımız da Ziyech'le dahil, işte dediğim gibi birçoğunun talibisi var. İnşallah Galatasaray kazandırarak gidecekler olacaktır, kalacaklar olacaktır. O yüzden de yani anlaşmaların değerliliğini anlatmaya çalışıyorum. Bu tip oyuncuları 1+1+1 şu şarta bağlı falan, böyle şeylere ikna etmek çok zor. Geçmişte bu kariyerin gerçekten yarısına, 1/5 kariyerine oyuncular 4 yıllık 5 yıllık sözleşmeler yapılarak ikna ediliyordu. Piyasası olan bir oyuncu zaten. Tabii bakın, biz aldığımızdan 6 ay önce Paris Saint-Germain'e gitmişti. Son gün Chelsea evrakı 1 dakika 2 dakika geç verdiği için gidememiş. Yani Chelsea'den Paris Saint-Germain'e transfer yapılan bir oyuncu sonuçta. Yani burada yani ne diyeyim, toplumda tukaka edilmeye çalışılan oyuncu bu. Yani ve biz bu oyuncuyu maaşının belli bir kısmını Chelsea'ye ödeterek 1+1+1'e ikna etmişiz. Bu oyuncu istenmiş, ikna etmişiz ve bu koşullara, yani bence orada da çok ciddi bir acımasız yorumlar yapılıyordu. Son soru Oğuzhan Bey, buyurun. Erdem Bey, 2 Nisan günü Fenerbahçe tarafının olağanüstü genel kurul toplantısı var. Aslında tek konu ligden çekilme. Siz bu konu hakkında Fenerbahçe'nin ligden çekileceğini düşünüyor musunuz? Yani ben düşünmüyorum şahsen. Tabii ki kendi iç meseleleri, bununla ilgili şey, kendi kararları. Ama yani yine tekrar ediyorum, neden böyle şeyler tartışılıyor? Bize haksızlık yapılıyor diye. Bir taraftan biz de diyoruz ki bize çok daha fazla haksızlık yapılıyor. Başka takımlar da öyle diyor. Çok basit bir şey söylüyorum, çağrımı tekrar ediyorum. Lütfen, geçenlerde de bu çağrıyı yaptım, ondan önce de yaptım. Medyada bunun yankı bulmaması da yani hakikaten... Hepimiz doğruyu, Türk futbolunun gelişmesini istiyorsak bu çağrıyı sürekli tekrar etmemiz gerekiyor. Yani
madem ki yabancı hakem Süper Kupa'yı yönetsin, evet yönetsin. Bakın orada da isterse robot yönetsin dedim. Onu bile ciddiye yani şaka yaptı aslında falan yani. Bazı yorumcular öyle söylüyor. Hayır ben yani ne kimin yöneteceği önemli değil. Biz her türlü platformda yarışmaya, rekabet etmeye varızı söylemek adına söyledim. Muhakkak bir yönetsin. Hiçbir sorun yok. Ama Türk hakemleri daha iyi, daha kötü değerlendirmesi için onu da söylüyorum. Yabancı hakem yönetsin. O %100. Bizim için sorun yok. Madem ki böyle bir teklif var tabii ki baş üstüne. Ama yabancı hakeme de bir sene boyunca bu baskıyı yapalım. Dediğim gibi evine insan gönderelim, çocuğunu şey yaptıralım, AVM'de çevirelim, bunları yapalım. O nasıl karar verecek? Onu da o zaman yani ikisini eşit bir şekilde ölçmemiz gerekiyor. Türk hakemlerine de haksızlık etmememiz gerekiyor. Buradan Türk hakemlerine de çağrıda bulunacağım. Lütfen şu kaygı, korku yerine şu 10 hafta cesurca, yani gerçekten orada da cesaret ve özgürlük. Yani bir ülkeyi, bir toplumu veya bir oluşumu ancak cesur, cesaretli, böyle yapılan, hakikaten zulüm seviyesine gelen bu baskılara cesur ve dirayetli insanlarla başa çıkılabilir. Ben tüm paydaşları böyle bu şekilde çağrı yapıyorum. Lütfen hakemler de federasyonda yani bu çağrıya herkes, tüm paydaşlar kulak versin. Cesurca kim yapıyorsa bu zulmü bununla birlikte mücadele edelim. Dolayısıyla madem ki yabancı hakemin biz saniyelik maçtaki kararının daha adil olduğunu düşünüyoruz. 3 tane belirleyelim. Federasyona mı başvuruyoruz? Kulüpler Birliği'ne mi şey yapalım? Gelin birlikte hakemleri seçelim. Tüm şeyin röntgenini çeksin, tüm ligin. Ve altına baştan imza atalım. Buradaki çıkan sonuç kabulümüzdür diye. Bu neyi değiştirecek? Tabii ki kupaları değiştirmiyor ama şunu değiştiriyor. Bak kardeşim sen haksız şampiyon olmuşsun. Veya bak kardeşim sen şampiyon olamamışsın. Bir de üstüne üstlük fazladan 8 puan almışsın. Ona rağmen şampiyon olamamışsın. Neyse sonucu. Bunu kamuoyunun bilmesine %100 fayda var. Buna kim itiraz edebilir? Yani şimdi hakkı yenen herkesin demesi lazım ki hemen yapalım. Hemen yarın yapalım. Biz diyoruz ki hemen yarın yapalım. Çok da basit. Hakem seçeceğiz birlikte. Yabancı hakeme vereceğiz. 1 yıl, 2 yıl, 10 yıl. Bu yıldan başlamak üzere geçmiş yılların hepsi yapılsın. Neyse ortaya çıksın. Ya bundan daha güzel bir çağrı olabilir mi? Bunu ben aylarca yapıyor olmama rağmen belki üzerinden ilk yaptığımın üzerinden 6 ay geçti. Kimse niye kabul etmiyor? O zaman bu kabul edilmiyorsa kimsenin şöyle dememesi lazım. Toplumu germemek için şunu deme. Bize haksızlık yapılıyor dememesi lazım. Mesela İsmail Hoca demiş ya şu kadar puan şey diye. Hemen kabul edilmesi lazım bunun. Çünkü biz diyoruz ki baştan kabulümüz ne olduysa biz bu sene. Bunu kamuoyunun da bu çağrıda bulunması lazım. Gelin gerginliği. Çünkü insanlar birlikte güzel. Sosyal hayatta Galatasaraylı, Fenerli herkes bir arada. En şey zaman benim işte yakın zamanda bir cenazem vardı. Herkes ne güzel bir arada her zaman. Cenaze olmasına gerek yok ya normal. Şey, en güzel sohbetleri yaptığın insanlar. Ben hep diyorum benim anne tarafım tamamen Fenerbahçelidir. Koloni gibi böyle. 300-500 kişi yani. Hayatım onlarla geçmiştir. En güzel muhabbeti yaparsın yani. Birbirine de en çok takıldığın insan. Ya sosyal hayatta bu kadar kolay olan bir şeyi bizler niye bunu yapıyoruz? Kendi yapamadığımız şeyde başkasını manipüle etmemiz lazım. Ben beceriksiz değilim. Aslında bunlar yaptırmıyor dememiz lazım. Öteki tarafta kişisel çıkarlarla başka ilişkiler kurmamız gerekiyor. O yüzden özgürce yorum yapamıyoruz. Veya ya bize çok yüklenirler diye söyleyemiyoruz. Yöneticiler yöneticini yapamıyor. Bunları kırmak için en sonunda neye geliyor? Niye ligden çekilelim deniyor? Niye böyle deniyor? Ya benim hakkım yeniyor. Hakkını yenip yenmediğini röntgene girelim. Yani diyorsun ki arkadaş ligden çekileceğiz çünkü ben şeyim hastayım. Gel röntgen yapalım. Yok diyorsan o zaman sıkıntı var. Lütfen bu çağrıya kulak verin ve bunu bir an evvel yapalım ki toplumu rahatlatalım. Teşekkür ediyoruz. Çok arkadaşlar. Teşekkürler. Sağ çok sağ olun. Kolay gelsin. Ya, bu benim değil.